Yeni bir Era Balık'ta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorduk. Evet, sonunda boşa çıktık. Artık full videolar son gaz gelmeye devam edecek oğlum. Burada görüyorsunuz benim paşam. Küçük balıkçım oğlum. Veli atım. Sabırsızlıkla balık tutmayı bekliyor arkadaşlar. Gene bir gölün yanındayız. Oğlum nasıl balık tutacağız? He? Göster bakalım nasıl balık tutacağız. Bugün artık oğlumla birlikte av yapacağız arkadaşlar. Artık alıştırıyorum onu. Yavaş yavaş zamanı geldi. 2 yaşına girdi benim paşam. Benim babacığım. Tamam oğlum tutacağız tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Zaten kıpır kıpır hiperaktif bir çocuk. Umarım babasının izinden gidecektir. İnanıyorum. Değil mi oğlum? Oğlum dur yapma oğlum. Tamam, tutacağız beraber tutacağız. Tamam. Neyse şimdi bir takım bağlayalım. Ondan sonra ava geçeceğiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ava geçiyoruz. Bakalım Kaan ne kadar balık yakalayacak. Oğlum ya. Baksanıza. Durmuyor yerinde durmuyor. Sazan avında arkadaşlar zaten en büyük sazan vuracağını sanmıyorum. Mantarlı sistem yapacağız. Bolcu'nun zaten istihdai sazan olduğunu biliyorum bu gölette. Spin kamışım arkadaşlar. Spin kamışın av yapacağım. Tabi mantarlı sistem. Hemen bir takımı bağlayalım. Onu da bir göstereyim. Soran arkadaşlar oluyor sürekli. Ya takımı nasıl bağlıyorsun? Takım bağlamasını göstermiyorsun gibi çok sorular geliyor. Mesajlar da geliyor. Instagram'dan mesaj atıyorlar. Onu da bir göstermiş olalım. Nasıl bir takım bağladığını. Ondan sonra ava geçeceğiz inşallah. Vallahi bilmiyorum. Hava zaten çok sıcak. Saat 3 civarları falan oldu. Balık tutabileceğiz mi? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Böyle bir takımımızı bir önce bir bağlayalım. Orada stoperimiz var mıydı daha önceden? Vardı. Şöyle 12 gramlık bir mantar kullanacağım. Plastik bir mantar. Bizim için önemli olan arkadaşlar tabii ki bu gördüğünüz mantarın batması yani zevk. Şu mantar battığında bizim aldığımız zevkin haddi hesabı yoktur. Tüm balıkçı arkadaşlar bilir bu zevki. Yani önemli olan şu mantarın bir kere olsun batması. Takım da iyice karışmış bu arada. Bence var oldu. Uzun zamandır balığa gitmeyince arkadaşlar takım çantası duman olmuş. Aladık. Evet. Görüyorsunuz stoperin altına bir stoper daha gördüğünüz gibi mantarımı sabitledim. Sonra bir kıstırma kursun bir de boncuk kursun kullanacağım. Mantarım 12 gram olduğu için ben totalde 8 gramlık bir derinlik ağırlık yapacağım. Hassasiyetini çoğaltacağım mantarımın. Ayrıca dip takım olacağı için arkadaşlar teknik anca kullanacağım. Kurşunumuzu geçirelim. Bunu gezer bırakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz boncuk kurşun. Şu 8 gramlık bir kurşun. Kurşunumuzu geçirdik. Bu komple gezer arkadaşlar. Bunu frenlememiz için ufak bir kıstırma kurşun kullanacağım. Sadece kurşunum kancaya değmemesi için bunu yapıyorum. Neden? Kancaya inerse mısıra illaki balığın dikkatini dağıtacaktır. Bu da balığın ürkmesine sebep olabilir. Yani şöyle bir fazla da sıkmıyorum arkadaşlar. Çok fazla sıkarsanız büyük balık bindiğinde illaki buradan zedelenip kopma yapabilir. Şu mesafe bıraktım. Kurşunum en fazla şu seviye edecek. Kancam da zaten şu sırada falan olacak. Hemen bir de kancamı göstereyim. Nerede kancamız? Arkadaşlar şu markayı temin ettim. Fazla pahalı değil. 6 renk bir maliyeti var. 10 adet var içinde. 5 numara. Kanca gayet başarılı ve etli dolgun geldi arkadaşlar bana. Penseyle kırmaya çalıştım. Kıramadım. Bununla da büyük balıklar tutacağımıza inanıyorum. Normalde vurursa tabii.
Görüyorsunuz kancanın modelini arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Kanca gayet başarılı. Muhtemelen Çin üretimi falan arkadaşlar da. Hemen bir de kancamızı bağlayalım. Derinliğin ne kadar olduğunu pek bilmiyorum ama mantarlı takım atacağım için çok uzatmayacağım zaten. Derinliği de ona göre vereceğiz. Şöyle iyice tersi yardımıyla kancamızı sıkıştırıyoruz. Mutlaka fazlasını kesin. Çünkü mısırı zedeliyor arkadaşlar. Şu anda takımımız gördüğünüz gibi hazır. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam kadrajı alabiliyor musun? Hemen yemimizi takıp şimdi suyla buluşturuyoruz. Arkadaşlar yemimizde efsane görüyorsunuz. Yurdum mısır. Reklam olsun buradan yurdum mısıra. Gerçekten Sazan Hava'da mükemmel arkadaşlar. Şu irili taneli görüyor musunuz? Yani hiçbir şekilde laçka bir mısır yok içinde. Ben bunu kullanıyorum ve sonuçları gayet başarılı oluyor açıkçası. Gerçi bu zamana kadar bu sene hiç büyük sazan alamamıza rağmen gene de güzel. Geldi mısırın takılışını gösteren biri. Sürekli sorular geliyor. Arkadaşlar mısırı şu şekilde şu kanattan geçiriyorum. Boşluk kısmı dışarıda kalıyor. Şöyle iri tanelerden. Şöyle arkadaşlar. Bol cana. Yani yeminiz bitecek diye kesinlikle korkmayın. Bol da iyice kancanızı saplarsanız, bol takarsanız başarılı olacaktır. Görüyorsunuz. Şimdi buranın derinliği bilmiyorum. Yemimizi taktık ama tahminen görünen bir derinlik maksimum 2,5 metre gibi gözüküyor. Ben bir 2 metre bir derinlik vereceğim. Ona göre zaten ortamızın attığımız yere göre hesaplarız. Şu anda bir 2 metre bir derinliğimiz var. Şöyle arkadaşlar hemen bakıyoruz. Evet burası bayağı bir iki... Aynen. Şu anda tam arkadaşlar hacı yapmaz şeklinde suyu bulduk. Şu oltamızı hemen şöyle bırakalım. Sonraki avlara sonraki takıma bakacağız arkadaşlar. Burada durursa böyle kalsın. Yani sistem bu şekilde. Soruyordunuz arkadaşlar sürekli mantarlı takımı nasıl yapıyorsunuz? Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bunu ayrıca. Çok zor bir sistem değil kesinlikle. Basit. Herkesin yapabileceği bir sistem. Bu şekilde yaparsanız başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ben bu şekilde büyük botlar da aldım. Almadım bir deniz olsun, tatlısı olsun hiç fark etmiyor. Sisteminizi düzgün yaparsanız her türlü başarılı olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi balık bekliyoruz. Aynalı sazan geldi arkadaşlar. Gel oğlum gel. Orta girme gel. Gel. Gel babacığım gel. Daha gel oğlum gel. Ufak bir aynalı sazanı aldık arkadaşlar. Aha aha öbürkü de aldı. Öbür olta da alıyor balık. Ay maşallah. Evet. Bak oğlum. Gel babacığım. Evet arkadaşlar ufak bir aynalı sazan aldık. Bak oğlum balık. Gördün mü babacığım? Güzel mi oğlum? Hadi salalım bunu babacığım. Salalım mı babacığım? Hadi gel beraber salalım mı oğlum? Evet arkadaşlar görüyorsunuz ufak bir aynalı sazan geldi. Evet zaten. Kopma kopma. Ölmedi. Ölmedi düştü oğlum. Ne oldu? Gel, gel balık salam gel. Gel balık. Tamam alacağız mamayı alacağız beraber. Kafana çarptı oğlum değil mi? Bu çarptı balık ya.
Evet arkadaşlar görüyorsunuz. O zamana kadar ilk balık salışı. Salalım mı oğlum? Hadi bakalım. Hadi gitsin mi oğlum? Hadi. Balık güle güle yap. Bay bay yap bala. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi gitti. Gitti bak. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Gel çabuk çabuk gel. Gel gel. Gel çabuk gel. Çabuk gel gel. Hadi gel gel. Bekliyoruz ya. Hadi gel de ya. Kaçtı oğlum. Mamayı yemiş bak. Gel takalım. Evet Kaan ustacığım. Kaan usta. Yem nasıl takılır öğreniyoruz. Bir tane böyle taktın mı? İyiydi oğlum. Taktın mı oğlum? Böyle bir tane daha takıyorsun. Tamam mı? Benim yokluğumda balığı yakalayacaksın. Böyle düşersin. Bak böyle bir tane daha takıyorsun. Bak böyle tamam mı? Anlaştık mı? Çak bakalım bir beşlik. Adamsın be. Hadi balık tutalım şimdi. Gel. Gel bakalım. Gel oğlum. Bak böyle tutuyorsun. Bak 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 bak. Bak böyle. Böyle atıyorsun tamam mı? Gördün mü? Gördün mü nasıl atıldığını? He? Tamam mı oğlum? Öyle tutup atıyorsun direkt. Ondan sonra böyle koyuyoruz, bekliyoruz değil mi oğlum? İsrail'e bak İsrail'e. Arkadaşlar yine bir İsrail sazanı geldi. Biliyorsunuz ki kesinlikle salmam. Salmayacağım için arkadaşlar. Burada aç kedi köpek çok, çikecerin çakallar da yer. O yüzden kenara atıyoruz. Siz de salmazsanız sevinirim. Çünkü biliyorsunuz ki istilacı bir tür. Normal sazanların yumurtalarını dörleyerek başka balıkların yumurtalarını tüketiyor. Kesinlikle salmazsanız sevinirim. Biliyorsunuz benim belalı. Bak 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 Kaan balığa bak Kaan. Kaan Kaan. Şşş. Bak bak balığa bak balığa balığa. Bakalım bak bak bak. Gördün mü? Gördün mü? Bak. Oğlum bak. Babacığım, gördün mü? Ne bu? Balık mı? Arkadaşlar bu İsrail sazanı da geldi. Bunu da salmıyoruz. Hemen şu kenara atıyoruz. Gece yem olacak bunlar arkadaşlar çakallara. Kesinlikle İsrail sazanını salmıyorsunuz. Evet oğlum orada dursunlar. Arkası vuruyor bir mantara bak. İsrail bastı burayı. İsrail, İsrail. İsrail bastı. Buraya bakar mısın? Ay maşallah. Her yer İsrail. Daha bak oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Atacak İsrail tutuyoruz. Onu da hemen şuraya atıyoruz. Oğlum. Niye bize büyük balık gelmiyor oğlum? Neden? Oltayı sen çekersen belki büyük gelir. Olmaz mı? Kaan'ı çekiyor balık. Evet arkadaşlar havu sonlandırıyoruz. Epeyce bir rüzgar çıktı. Pek dineceği de yok. Zaten kusurcuklar yerimizde. Havu fazla uzatamazdık. Gidelim mi oğlum artık? Balıklar nerede? El sallar mısın kameraya? Bir bay bay yapar mısın? Görüşürüz de bir de. Hadi görüşürüz. Tekrar yeni bir havuda görüşmek üzere.